Geldik. Ben yol boyu uyudum ama ben yatıyorum. Benim biraz şarja takmaya ihtiyacım var kendime. Böyle bir otoparktayız. Burası arkadaşlar El Calafate Buzul Ulusal Parkı diye geçiyor. Şöyle bir bilet aldık. 5500 peso ödedik. Efektivo dedikleri nakit. Ve arkadaşlar herkesin ülkesini sordular. Herkese özel bilet falan yapmışlardı. Baksana burada Türkiye yazıyor. Ötekilerinkinde de kendi ülkeleri falan yazıyordu yani. Yani böyle bir rastgele bir random bilet yok yani. Demek ki gelen ülkeleri, turistleri falan mı sayıyorlar bilmiyorum artık ama ödedik yani bunu. Buradan baba ineceğiz. Böyle yekten görünüyor. İnanılmaz bir şey ya. Mükemmel yani, nasıl bunu anlatabilirim bilmiyorum da. Abi inanılmaz, bak ben şu an görüyorum. Siz görmüyorsunuz. Böyle bir şey mümkün olabilir mi ya? Böyle bir şey mümkün olamaz ya benim. Gözlerimle canlı gördüğüm en güzel manzara olabilir burası. Göstereceğim. Şu an tam olarak karşımda. İnanılmaz bir şey. Çok iyi. Hazır mısınız? Haydi o zaman. Şuraya bakar mısınız ya? Böyle bir şey nasıl mümkün olabilir? Bakın şu dağların arasından geliyor. Şu buzullara bakar mısınız? Ne kadar yüksekler. Şuradan falan da göstereyim. Baksana. Çok güzel. Burada şöyle eriyor göle doğru. Şimdi daha da aşağı doğru ineceğim. İnanılmaz rüzgar var. Harbi çok soğuk. Yani 3 kat giyinmeme rağmen harbi çok soğuk ama ben biliyorum yani. Ha. Tamam belki hayatımda buzul görmedik de soğuk olur yani. Çok iyi ya. Çok iyi. İnanılmaz. Baksana ya benim yani zaten Türkçem kıt. Ben bunu anlatamıyorum. Bunu nasıl anlatabilirim ya? Allah'ım şükürler olsun, başardık. Başardık. Kaç insan nasip olur bilmiyorum. Belki milyonlarca insan nasip oldu ama inşallah size nasip olur. İnanılmaz. Hayatımda daha önce çok dağ gördüm. Çok göl gördüm. Çok orman gördüm. Çok kilise gördüm. Çok cami gördüm. Çok köprü gördüm. Çok inanılmaz sanatlar gördüm. Ama böyle bir şey görmedim. İnanılmaz. Ve bunu görmek için ya Arjantin'e ya da Şili'ye ya da Antarktika'ya gitmeniz lazım. Belki Grönland'da falan da vardır değil mi? Yani değil mi? Oralarda falan da vardır. Ama nerede olduğunu umurumda değil. Ben olan yerdeyim şu an. İnanılmaz. Hadi biraz daha dibine gidelim. Wow. 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 Çok iyi ya. Çok iyi, bakar mısınız böyle? Buzullar kopmaya başlıyor. Niye biliyor musun? Bak sen sıkıyorsun deodorantı. Fıs fıs fıs. Eriyor abi ha. Sık daha mı fıs fısı böyle parfüm daha da sık erisin bundan. Şaka bir yana ondan değilmiş arkadaşlar. Ben araştırdım dedim acaba küresel ısınmadan falan mı diye. Ha tabii küresel ısınmanın da etkisi var tabii ama yani çok fazla suyun içinde kaldığı için her 5 dakikada bir kopuyormuş zaten. Aşağı gidince de göreceğiz yani. Şu an çok rüzgar var, umarım sesim geliyordur. Çok güzel ya. Yani şöyle gözünün gördüğü 405 metre var yani ki daha da bak şuradan böyle kıvrılıyor gidiyor. Yani şu hiç olmasın şu buzul var ya abi 50 metre falan var ya. Orada da böyle profesyonel fotoğraf falan çekiyorlar. Yani haliyle. Böyle de merdivenler var, yukarıdan geliyoruz işte filan. Şimdi daha da aşağı doğru ineceğim. Şu manzarasına falan bakar mısınız ya şu an? Ben
Bakın mesela burada bilgiler yazıyor. Bu görünen buzullar arkadaşlar 70 metreymiş. Şu iki ucu ise 1170 metreymiş arkadaşlar. Şuradaki dağlar Pietro Bel, Teniente Iglesias, Dos Picos, Cordon Richard ve Glacier Old Rock isimli 5 tane dağmış. Bildim ben de buradan okuyorum yani. İnanılmaz. Ve aynı zamanda arkadaşlar dediğim gibi bu El Calafate buzullar şehri. Bunun haricinde 3-4 tane daha buzul falan var ama böyle karşı karşıya görebildiğin en iyi yer burası. Ulaşım anlamında olsun, böyle manzara anlamda burası çok iyi. Aynı zamanda bu buzulların üstünde yürüyebiliyorsunuz arkadaşlar. Tur satın almanız lazım. Ama o da $140. Aynı zamanda burada böyle tekneyle dolaşabiliyorsunuz. Eğer geçerlerse gösteririm. O da $120. Yani maalesef ki bizlik şeyler değil. Ha, kesinlikle yani eşsiz bir deneyim. Yani çok isterdim onu yapmak ve bir gün inşallah anam babam buraya getirdiğimde onlarla beraber bota binerim ama biz düşeriz var ya. Gariban anam, yüzmeyi de bilmiyor zaten. Kurban olurum, boğuluverir burada. Baksana şu... Ne diyeyim? Burası merdivenle inebildiğimiz son kat. Bunların belirlediği yollar haricinde bir iniş de yoktur. Şöyle de sahiller var. Şöyle buz kütleleri, baksana. Şunlar... Şöyle biraz daha geniş açıdan göstereyim. Şimdi ise iPhone'a geçeceğim. Size biraz daha detay göstereceğim. Baksana. Beyazla mavi karışımı. Gerçekten buz mavisi. Manzarası da gölün böyle parçalan kopmuş gidiyor. Baksana da şöyle sanki suyun üstünde yüzen bir uçak. Şöyle her yerde küçük parçalar. Parça var. Herhangi bir parçanın kopmasını bekliyorum ama kaç dakikada bir kopuyor bilmiyorum ama gün içinde onlarca defa kopuyormuş. Bu
Buradan böyle yürüyeceğim, belki öteki manzarayı görürüm. Başardık değil mi? Sonunda başardık. Buray için sokakta yattın, petrolde yattın, itfaiyede yattın, inşaatta yattın, peynir ekmek yedin, susuz kaldın. Çok zorlandın, çok uykusuz kaldın. Ama başardık. Hep beraber başardık. Her koşulda, her şartta beni desteklediğiniz için çok teşekkür ederim. Güç hissettiğim günlerde yorumlarınızla bana güç verdiğiniz için. Evimden şu an 16 bin kilometre uzakta, yalnız hissettirmediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu hepimize başarsın. İnşallah size de nasip olur. Hepinizi çok seviyorum. Çok sağ olun. İyi ki varsınız. Geçenlerde babam bana dedi ki, pardon şey paylaştığımda, oğlum dedi, orayı çok sevdim ya dedi. Orayı görmek istiyorum dedi ya. Çok zoruma gittim. Ona orayı sadece videoyla göstermek. Babacığım, burayı görmelisin. Burayı görmelisin. Burayı beraber görmelisin. Çok iyi ya. Gerçekten çok iyi. Bunu başardık. Bunu başardık. Sırada penguen var. Gitmedi. Yine başlıyor. Ben bugün buraya tek geldim ama daha hiçbir şey başlamadı. Buraya babam da annem de ablam da getireceğim. Söz. Söz. Yapacağım. Kaçarı yok. Kaçarı yok. Biraz daha izleyeceğim manzarayı. Çok güzel. Böyle bir şey gerçek olabilir mi ya? Bakar mısınız buzullara? Çok güzel. Burayı görmelisin babacığım ya. Biliyorum sen karı çok seviyorsun. Burada beyaz atletle gezerdin biliyorum. Ben hayatımda bundan daha yüksek karı bir tek Van'da gördüm. Bu kadar yüksek olmayabilir, abartmayayım. Birden onu gördüm. Aslanı. Böyle şey olamaz. Allah Allah, boyu 10 metre. Ziya. 10 metre değilse de 5 metre var. Babamla beraber tahmin ediyorum ki 2003 falan, o zamanlar Van'a gittiydik biliyorsunuz, babam Vanlı. Van'ın Erciş ilçesinin Haydarbey köyünden. Orada babaannemin falan mezarına falan gittik, kışındı. Yani mezarlığın üstü falan tamamen kaplanmıştı. Bu şu an buzullar 70 metre. O kadar yoktu tabii. O yani 4-5 metre falandı. O aklıma geldi. Ondan daha yüksek karı gördüm mü bilmiyorum. Ama babamın burayı görmesi lazım. Annem üşür burada. Hemen onu yüzümüzü çatlar. Ama babama hiç şey olmaz. Kuşu bile atletle geziyordu. Bisiklet tutuyordu. Nasıl? Yapacağız onu yapacağız. Çok. Yapacak şey çok. Uyku yok. Pes etmek yok. Vazgeçmek yok. Başardık. Zor oldu. Çok zor oldu. Gerçekten çok zor oldu. Yani size her gün gülerek bir şeyler çekiyorum ki yani sizin için gülmüyorum. Gerçekten komik buluyorum veya gerçekten mutluyum yani. Ama bu değil ki, her şey çok basit. İnanamazsınız. Gerçekten dün gece uyumadım biliyorsunuz. Sabaha kadar bir taşın üstünde edit yaptım. Neden? Sırf dünü kaybettim, bugünü kaybetmemek için, buraya için. Bugün de hiç uyumadan edit yapacağım. Yarın. Neden? Elşantine gittiğimde rahat olayım. İşim aksamasın diye. Çok hayalim var. Bu başlangıçtı. Patagonya şişme başladı. Buzulları gördük. Sıra penguende.
daha buzul tünelleri var. İlk geldiğim gün dedim, Patagonya'da kartlar yeniden dağıtılır diye. Adanalı masaya oturdu ve Adanalı'nın en iyi yaptığı iki şey var. Bir, konuşmak, iki de kumar oynamak. Başaracağız hep beraber. Kurban olduğum Rabbim bana, anama, babama, ablama sağlık versin. Sizlere sağlık versin. Hiçbir şey olmaz. Bak, fırtınalar, rüzgarlar, buzullar, hiçbir şey olmaz. Gerekirse, hayallerim için yüzmem gerekirse, şuradan da yüzerim. Tak tak tak. Şurayı geçmem gerekiyorsa, şurayı da geçerim. Yapacağız. Her şeyi yapacağız. Her şeyi. Çok güzel. Size daha fazla bir şey gösteremeyebilirim burada çünkü yani sabit. Yani çok mükemmel olsa da tek parça bir şey yani. Hayatımda gördüğümde en büyük aynı zamanda buz kütlesi. Anlatamıyorum da ne anlatayım abi. Buz mu diyeyim yani? Bir Adanalı'nın buraya gelmesi çok büyük olay değil mi Adanalı için? Aynı zamanda Türk lirasıyla. Çok zordu ya. Çok zordu ama güzel olsun. Başardık. Daha çok şey yapacağız. Baksana şu buzların maviliğine, beyazına, kirine. Beni yıllar sonra YouTube'a başlatan şey kaybettiklerimdi. Biliyorsunuz her şeyimi kaybettikten sonra tekrar YouTube'a başladım. Ama devam etmemi sağlayan şey ise kazandıklarımdı. Ama bu maddi bir kazanç değildi. Çok şükür ki maddi kazancı hiçbir zaman önemsemedim. Benim kazançtan kastettiğim sizleri kazanmaktı. Sizlerin gönlünde bir yer kazanmaktı. Ve bunun sayesinde de bunun verdiği güçle ben o kadar zorlu şartlarda hayatta kaldım. Ve bugünlere kadar gelebildim. Ha, bu başardım, ettim, eyledim falan değil. Sadece bir hayalim daha gerçekleşti sizler sayesinde. Ve aynı zamanda bir peynir ekmek sayesinde, biliyorsunuz finansımı kontrol edebilmek için çok zaman, hatta bugün bile hala peynir ekmek yiyebiliyorum. Bir şükürler olsun, hiç şikayet etmiyorum ama bugüne kadar yediğim peynir ekmekle burada yediğim peynir ekmek bir mi ya? Değil ya, baksana. Aynı değil abi. Sabah kaşar, sabahki ekmek. Aynı değil. Ama yine de bir anamın kahvaltısı da değil ha. Yemişim buzulunu. Anam gibi manzara var mı be canım anam? Arkadaşlar, dediğim gibi bunların hepsi sizin sayesinde oldu. Çektiğim kameradan buraya gelirken giydiğim ayakkabı da, üstümdeki mont da, sırtımdaki çanta da, her şey de sizler sayesinde oldu ve oluyor da. O yüzden Allah bana da geldiğim yeri ve yürüdüğüm yolu, kimlerle yürüdüğümü unutturmayı da nasip etmesin. Ben her zaman diyorum, bana diyorlar Furkan götün kakar mı? Diyorum, ben kakacağını düşünmüyorum ama kakarsa da indirecek olan da belli yani. Ben o yüzden diyorum, ben takipçi istemiyorum, ben bir aile istiyorum. Yeri geldiğinde, hak ettiğinde beni tokatlayacak, şefkate ihtiyacım olduğunda başımı okşayacak. Ben onu istiyorum, ben her zaman diyorum. 100 bin abonesi olan değil, 10 bin kişilik ailesi olan kazanır. Tarih kalabalığı yazmaz, tarih inananları yazar. Biz inanıyoruz, başaracağız. Buralar çok güzel. İnşallah size, eşinize, çocuklarınıza, ananıza, babanıza, sevdiklerinize, herkese nasip olur. Evet, çok zor. Gerçekten çok zor. Buraya gelmek, hayatta kalmak, maalesef ki ekonomik durumlardan filan. Ama ben her zaman diyorum, beni izleyen insanlar gülsün, eğlensin ve anlasınlar ki her gün bir umut var. Her gecenin sabahı oluyor. Evet, bazı geceler sabah olmuyor. Ölüm de var bu hayatta, onu da unutmayalım. Ama istiyorum ki bakın arkadaşlar, ben bir insanın yaşayabileceği en düşük levelde yaşıyorum. Benden daha düşük levelde yaşayanlar sokakta doğmuş ve kimliksiz olan Hintliler. Biliyorsunuz, inşaatta yatıyorum, peynir ekmek yiyorum, petrolde yatıyorum. Mükemmel. Neden? Hayallerim içindi. Sadece insanlara göstermek istediğim, bakın ben pes etmiyorum, ben yılmıyorum. Ben yapıyorsam sen de yaparsın. Arkadaşlar, biliyorsunuz 8 ay önce bu kanalı açtığımda
hiçbir şeyim yoktu. Bugün ise çok şükür ki bu mükemmel manzarayı görebilecek, bugün hostelde kalabilecek parayı kazanabiliyorum. Bu sizler sayesinde oldu ama siz de biliyorsunuz ki ben çok çalıştım. Hala da çalışıyorum ve hala da çalışacağım. Arkadaşlar, varsa bir hayaliniz, peşine düşün. Belki gerçekleşmeyebilirsiniz ama önemli olan varmak değil, yolda olmak. Dene, başar ama en azından içinde kalmasın. Keşke diyeceğine iyi ki de, bir şey olmaz. Ben ne zaman başarısızlıklarımı, eksikliklerimi kabul ettim, o zaman daha iyi bir insan oldum. Ha, kimseye akıl vermek ya da tavsiye vermek benim de haddim değil. Ben her zaman diyorum, ah keşke şu koca gölde bir buz tanesi olsam, şu dünyada bir, affedersiniz, bir bok tanesi olsam. Ama değilim. Haddim de değil. Sadece demek istediğim, göstermek istediğim, ben hiçbir şeyim. Ben yapıyorsam sen çok daha iyisini yaparsın. İnan, takip et, karmana güven, karmana inan, yola koyun. Görüşürüz. Ben bunu yiyorum şimdi. Kendinize iyi bakın. Birazdan görüşürüz. Ben şimdi yukarı çıktım. Buzulun oradan ayrıldım. Böyle de bir yer yapmışlar. Sol taraf restoran. Sağ tarafta böyle bir market. Aşağıda tuvaletler efendim ya. Zaten ilk başladığımız yerde burasıydı. Şimdi ise saat 4'e geliyor. Buranın giriş yeri de 4'te kapanıyor. Artık yeni insan gelmeyecek o yüzden. Çoğu kişi ayrılmaya başladı. Ben de insanlar tamamen buradan ayrılmadan otostopa başlasam iyi olacak yani. Şimdi buradan böyle yürüyeceğim. Bakalım inşallah biri beni alacak, yoksa 82 kilometre birader nasıl giderim bilmiyorum. Ama hostelim var ya, kesin gidemem. Hostelim olmasaydı var ya, herkes beni alırdı şehre götürmek için. Garantilerim var ya, kalmak nasip olmazdı ama başaracağız yani baba. Sıkıntı yok. En kötü buzlarda yatarım ki burada yatmak yasakmış yani, en kötü burada kalırsam beni 25 kilometre parkın dışına atarlar yani. İşte o zaman sıkıntı. Çünkü burada böyle çakal makal falan da var. Çünkü her yerde tabelası falan da var. Vahşi hayvan görebilirsiniz, onları beslemeyin falan yazıyorlar böyle. Güzel, o çakal, biz çakal, iki çakal takılırız yani. Baksana baba, parası olanlar böyle servise gidiyorlar. Daha şehirden alıyorlar. Aa baba, İsrailliler doluşuyor, Almanlar doluşuyor. Türkler yürüyor baba. Türk de yok ki zaten, yemin ediyorum. Biz çok gariban olduk ya. Ya kıyamam bize ya. Yemin ediyorum, kaç tane insanla tanıştım. Allah canımı alsın var ya, yüzde gelseniz dersiniz ki ulan bu nasıl insan ya? İnsan hiç mi kendi gelişmez, hiç mi vizyon sahibi olmaz diyeceğin insanlar burada cirit atıyor. Ah bizde ne insanlar var, ne cevherler var. Garibim, şehirlerinden çıkamıyorlar ya. Bu da geçer. Düzeleceğiz, başaracağız, halledeceğiz. Günler de geçecek. Ben şimdi böyle dediğim gibi yürümeye başladım. Şöyle yaklaşık bir 500 metre sonra filan bir ayrım olacak. Oradan sonrasında artık ne denk getiririz bilmiyorum. Gazamız bayrak olsun bakalım. Başladık. Baksana şuradan soldan çok güzel. Yine gölün manzarası var. Size oradan göstereceğim şimdi. Manzara çok iyi ya. Baksanıza her yerde böyle buz parçaları yüzüyor. Ya normalde her 15 dakikada, 20 dakikada bir buz kütlesi kırılıyormuş. Ya neredeyse 2 saat orada kaldım. Kırılmadı. Ben size dedim basın deodorantı. Basmadınız, kırılmadı bir şey. Millet görünce çotur çotur çığ olur gibi oluyor. Bize kırılmadı baba. Göremedik yani. En azından küçük parçalar oldu da böyle yani büyük parçalar falan düşmedi. Bileydim baba, yanına böyle 10-15 tane deodorantı getirirdim. Hepsini yükledim çotur çotur diye. Ama arkadaşlar harbi şaka bir yana, dediğim gibi yani o kırılmalar filan küresel ısınmadan değil. Ha biliyorsunuz yani onlarca yıldır buzullar falan eriyor. O bahsettikleri buzullar ya Antarktika'daki ya Grönland'daki herhalde falan. Çünkü buradaki tabelalara falan da yazmışlar yani. Ondan değil falan diye, suyun etkisinden falan diye, bilmiyorum vallahi. Ama böyle her yerde parçalar var. Yani şu an yaz mevsimi. Ki yaz mevsimi olmasına rağmen 3 tane mont bereyleyiz yani. Kış mevsimi, abo bilmiyorum yani. O yüzden eriyorsa da donar baba ya, baksana ya. 1 kilometre uzunluğunda buzul mu olurmuş ya? Bizim buzdolabı şu kadar buz bağladığında savaşırdık onu çıkartmak için. Rabbim neler yaratıyorsun ya. Abi hayat bitti ya. Gelen giden yok. Allah Allah, ben kaldım herhalde bu buzullarla. Bakalım, sıkıntı yok ya.
Ölür müyüz ya acaba? Soğuktan? Ah ya aman. Dediğim gibi ben her türlü kovarlar zaten. Sıkıntı yok. Ayağıma böyle bir sürü şey saplandı, pantolonuma falan baksana. Onlarla uğraşıyorum yani. Okay, Emilio. And yeah, you have to give answer Turkish. Efendim. Yeah. Amigo. Amigo. No, amigo in arkadaş in Turkey, friend. Yeah. But this efendim, actually how I explain I don't know. What's the efendim for example in Spanish or French? Hola. Hola. Bonjour. No, I think so not. This for example, hello. Efendim, hello. When people call you after, you can say efendim. For example, if I wanna call you, I can't say efendim. Hola. Hola. Yeah, hello. Okay. Bonjour. Arkadaşlar, sağ olsun bir çift beni aldı. Hanımefendi Fransız, beyefendi de Arjantinli. Onlarla beraber merkeze doğru gidiyoruz. And you have been Turkey, did you try kebab and rakı? You wanna say something for Turkish people? How about your experience? Everything is okay, oh, you like in Turkey? Yes, of course, I love it. I like it so much, your country. Did you try Turkish dessert? The people is very kind. Okay. Did you try baklava? Yes. And you have been Turkey too? Yes, long time ago. When? Oof, many years. And together or alone? No, alone. Mm-hmm. 30 years maybe. I have a friend who went there a few weeks. Month ago. You have been which city in Turkey? Yes, only Istanbul. Only Istanbul? Yes. Yeah, Istanbul so good. Yes. So crowded, so perfect, have a history. You wanna say something for Turkish people? Have peace. Yeah, thank you. Peace, thanks for a lot. Everyone. Thanks a lot. Şimdi böyle arkadaşlar beraber merkeze doğru gidiyoruz. Beni aldılar dediğim gibi. Adam baksana efendim falan diyor. Güzeldi yani. Görüşürüz. Bittim gözün aydın. Yıllar haram olsun. Arkadaşlar sağ olsun çift beni şehre getirdi. Böyle arabada gözlerimi açamıyordum. Sonrasında dün pizzeye yere gittim, oradan empanada aldım. Çünkü dedim ki ben oturursam burada yatarım. Gözlerimi açamıyorum biliyorsunuz, dün gece falan da uyumadım. Çok uykusuzum. Bugün rüzgar, güneş beni çarptı ki hala bakar mısınız? Nasıl rüzgar var ki? Dedim size El Calafate'nin rüzgarı ünlü. Sanki benim içime esiyor ya. O yüzden şimdi hostele geldim. Yatacağım, bunu da kalkınca yerim ya. Canım yok valla. Duşu muşu filan ama. Kalkınca alırım. Gözlerimi açıyorum. Şurada yatacağım var ya. Görüşürüz yarın sabah. Ben sabah dedim size bu kaşmertolar kaçak göçek iş yapıyor diye. Güya hostel bura baba. Dıştan görüşmen çok iyi. Ama bizler yani fakirler orada değil de şurada kalıyoruz. Bakın şurada perdeli bir yer var ya. Mülteci kampı gibi. Orada yatıyoruz. İnternet de yok. Niye? Çünkü ucuz. Ucuz dediğim de 15 dolara. İnternet güya bağlanıyor. İnternet bağlantısı yok diyor. Şimdi ben bunları kessem haklı değil miyim yani? Zaten canım da yok. Baksana aldım. Taşınıyorum abi. Burada böyle depo gibi bir yerin üstünü kiralamışlar. Bir tane odada 8 tane yatak var. Öyle doluşacağız mülteci kapı gibi. Yemin ediyorum bak. Girişe baksana abi zaten. Yani bahçesi şöyle. Ha. Böyle hostel girişi mi olur abi işte, tam. Burayı böyle kiralamışlar. Yemin ediyorum bak, görünce anlayacaksınız ne kadar zeki patron. Para basıyor bak. Karşıda böyle hostelin yerini kiralamış. O hostel kadar da böyle yeri var bak. Ben 61 numaralıyım. 60-61 bak. 6 tane oda var abi. Baksana. Böyle 2, 4, 6 tane ranzayı koymuş. Bir tane pencere var. Açılıyor mu? Açılmıyor bile. Başka hiçbir şey yok. Para basıyor. Kiralamış 6 tane. 6'dan 6, 36. Düşün, en ucuzu yani indirimli haliyle 15 dolara kalıyoruz yani. Uğraşamayacağım. Sadece yatacağım. Bakayım. Kahvaltı niyetine onlar döveceğim. Görüşürüz. Az önce bizim hostele 3 tane Fransız kız geldi. Birbirleriyle bir şeyle anlaşamadılar herhalde. Bizdeki taş kağıt makası var ya. Birbirlerine böyle şifumi diye yaptılar. Onları öğrendim. Can I show you? Please say
something for Turkish people? She for me. And what's your name? Dejin. Dejin, and you? Noemi. Noemi. Your name is like a really China, Japan, Noemi. They're the same. Baksana onlar Shifumi diye taş kağıt makas yapıyor. She scissors. Shifumi. But okay. There is no translation. It's just the word Shifumi, but then it's rocks. Aha, Shifumi. Shifumi. Baksana. Türkçe taş kağıt makas. Baksana Shifumi diyorlarmış abi. Güzel şimdi. Bir de burada da Alex var. O da yatağını hazırlıyor. Alex, please talk Turkish. Hello. No, no. You already learned Turkish. Teşekkür. What else can I say? Cappadocia is wonderful. Let's go to Cappadocia. Yeah, he lives in Cappadocia in almost 3 months? Yes. Yeah. And what's your favorite food in Turkey? Turkish pita. Lahmacun, lahmacun. Si. Turkish, not Turkish, it's a lahmacun. Kebab or lahmacun? Pide. Pide. Pide, pide. The best. Did you try baklava? Pistachio baklava. Si, si, pistachio. Rakı, did you try? Rakı, yes. Si. Yeah. Doner. Yeah, it's Turkish food. Oh, I miss so much. It's for the turkey. Yeah. No, not now. Böyle de arkadaşlar, bizim oda doldu ve bizim odamızda internet falan yok. Kızlar falan da ağladı az önce. İnternet falan yok diye. Ama Allah'tan mutfağımız varmış. Öyle yani. Ben yatıyorum şimdi, görüşürüz. Gene favorilerim geldi biliyorsunuz.